Merhaba sevgili gençler. Organik bileşikler ünitesinin karboksilik asitler konusuyla beraberiz. Hemen dersimize başlayalım. Konuya başlamadan önce şunu söyleyeyim sevgili gençler. Artık karboksil asit ve esterleri işledikten sonra organik kimya bitiyor. Buraya geldiyseniz muhtemelen artık organik kimya ile ilgili pek çok soruyu çözebiliyorsunuz demektir. konu kapsamı da sona doğru geldikçe biliyorsunuz ki birbirine benzer şeyler olduğu için çok yorucu olmuyor ve dar olduğunu söyleyebiliriz. Tepkime yok, elde edilme yöntemleri yok. Dolayısıyla bunları da hemen hızlı bir şekilde öğreneceğinizi düşünüyorum. Hemen başlayalım. Bakın diyor ki karbonil grubuna bir hidroksil grubu bağlanması oluşan yapıya karboksil grubu. Bu grubu taşıyan bileşiklere de karboksilik asitler denir diye buraya yazmışız. Biliyorsunuz ki daha önce bir karbonil grubundan bahsettik. Dedik ki karbonil grubu taşıyan bileşiklerimiz var. Aldehitler, ketonlar, karboksil asit ve esterler demiştik. Burada karbonil grubuna bir tane OH geldiği zaman artık buradaki oluşan yapıya ne diyoruz? Karboksil grubu diyoruz ve karboksil grubu taşıyan bileşikleri gördüğümüzde de diyeceğiz ki bunlar karboksilik asitlerdir. Yani açık hale bakarsak COOH şeklini gördüğümüzde yani kapalı halde COH yapısını gördüğümüzde andan itibaren karboksilik asit olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki ismi de nereden geliyor? Hem karbonil grubu taşıyor hem de hidroksil grubu taşıyor. Buradan türetilen bir isimdi. Yani karbon ve hidroksilden karboksil grubu olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunu gördüğümüz zaman artık bunun karboksilik asitler olduğunu söyleyeceğiz. Monokarboksilik asitler yani bir tane COH grubu taşıyan karboksilik asitlerin genel formülü CnH2nO2'dir ki genel formüllerin ne kadar önemli olduğunu sürekli size söylüyorum sorularda zaman kazandırıyor diye söylemiştik. Ne yapıyoruz demiştik CnH2nR2O'nun CnH2nO'nun ve CnH2nO2'nin kimlere ait olduğunu bilmek zorundasınız demiştik. Tabii ki alkan alken alkin hiç yazmıyorum bile onları artık ezberlediniz çünkü alkol ve eter olduğunu bilmeniz gerekir. Aldehit ve keton olduğunu, karboksilas ve esterlerin de genel formunun CnH2nO2 olduğunu bilmemiz gerekiyor demiştim. Burada da monokarboksilasitlerin genel formunun CnH2nO2'dir diye söyleyelim. Ve karboksil asitler zayıf asitlerdir sevgili gençler. Bunu yine daha sonra anlatacağız. Zayıf olduğu için tabii ki zayıf olunca ne diyorduk? %100 iyonlaşmayan asitlere zayıf asit diyorduk. Karboksil asitler de organik asitlerdir ve zayıf asit özelliği gösterirler diye söyleyelim ve Yine burada bir notumuz var sevgili gençler. Notumuz diyor ki karboksil asitler diyor karboksil sayısına ve yapısındaki fonksiyonel gruba göre sınıflandırılır ki bu sınıflandırmaları birçok yerde biliyorsunuz yaptık. Alkollerde dedik monoalkol, alkol, poli alkol diye. Dolayısıyla bakın karboksil asitleri biz yapısındaki COH sayısına göre mono karboksil asit ve yapısındaki yine birden fazla olunca da poli karboksil asit olarak sınıflandırabiliyoruz. Adlandırmayı daha sonra göreceğiz. Formik asit ya da metanoik asit ya da etandiyik asit şeklinde burada adlandırmışız. Ama burada önemli olan nedir ilk başta? Bir tane olanlara monokarboksil asit diyoruz. Birden fazla olanlara polikarboksil asit diyoruz. Yine diğer bir sınıflandırma ise karboksil asitleri yapısındaki karboksil grubu dışında başka bir grup taşınmasına göre bakın burada bir karboksil grubumuz var. Bunun dışında bir yapı olarak başka bir fonksiyonel grup görürsek ki burada OH var. Bunlara hidroksi yani oksasit diyeceğiz. Yine Aynı şekilde karboksil grubunun yanında başka bir grup olarak amino grubu varsa bunlara da amino asitler diyeceğiz. Yine karboksil asitleri yağ asitleri olarak da sınıflandırabileceğiz ki konumuzun ilerleyen bölümlerinde bundan bahsedeceğiz yağ asitlerinden. Burada yağ asitlerimiz deyince aklımıza şu gelecek. Şunu hemen ilk başta söyleyelim. Çift sayıda karbon içerirler yağ asitleri. Çift sayıda karbon içerir ve yine karbon sayısı 4 ve daha fazladır ve monokarboksil asittir. Yani bir tane COH grubu taşıyan yapılara yine yağ asit olarak değerlendirebileceğiz. Yani bu özelliği taşıyorsa yağ asiti diyebiliyoruz. Hemen bir tane de örnek verelim. Mesela bakın çift sayıda olması gerekir. C3H7 COOH şeklinde yazdığımız butanoik asittir. Butanoik asiti yağ asit olarak değerlendiririz. Hem çift sayıda yani 4 karbonlu 4 ve daha fazla sayıda çift sayıda olanlara yağ asit diyeceğiz. Bu şekilde değerlendirmeler yapacağız. Dediğim gibi daha sonra göreceğimiz için bu kısmı geçiyorum. Karboksil asitlerin adlandırılması sevgili gençler. Bu da her zamanki biliyorsunuz ki hem iupak adlandırmamız var ki ÖSYM genelde iupak adlandırması olarak sorar. Ve yine aynı şekilde özel ya da yaygın adlandırma da olabiliyor. İkisini de burada görmeye çalışacağız. Buradan çok kapsamlı olarak böyle çok detaylı adlandırmalar gelmez ama temel düzeyde baktığımızda adlandırabiliyor olmamız gerekir. Ne yapıyoruz dedik her zaman kuralımız çok net. En uzun zincir seçilecek ki bakın burada hemen söyleyelim. Yapısında karboksil grubunun bulunduğu en uzun karbon zincir seçeceğiz ki bunu hepsine tek tek aynı şeyi söylüyorum size. Yani iki aşamadan oluşuyor adlandırma. Uzun zincir seç ve önce numaralandır. Tabii ki numaralandırmada önceliğimiz nedir? Soru işareti. Önceliğimiz her zaman hangi organik bir yaşı sınıfını inceliyorsan tabii ki ona göre adlandıracaksın. Yani ona göre numaralandıracaksın. O yüzden de karboksil grubundan başlayarak numaralandıracaksınız. Ve daha sonra yazma işi var biliyorsunuz. Yazma işinde de belli kurallar artık öğrendiniz. alkan, alken, alkin derken alkol, eter derken aldehit, keton da adlandırdınız. Buraya kadar geldiysen zaten sen küçük detayları kullanarak adlandırmayı aslında şu an biliyorsun. Hemen bakın okuyalım burayı. Ondan sonra etkinimize geçelim. Zincire bağlı atom grupların adı, yeri ve sayısı belirtilir. Yani önce ne yapıyoruz? Dalların yerleri ve adlarını alfabetik önceliğe göre yazıyoruz ve sonrasında zincire denk gelen yani alkanın adını yazacağız ve sonuna asit olduğu için asitlerde oik asit kullanacağız. Biliyorsunuz ki aldeitlerde Zincire denk yani gelen adının sonuna ne getiriyorduk? Al getiriyorduk. Ketonlarda on getiriyoruz. E, alkollerde ol getiriyoruz. E, burada da e, asit olduğuna göre oik asiti kullanacağız. Daha sonraki konumuzda esterlerde diyeceğiz ki esterlerde de oat alt getirileceğiz. Yani tek fark şuradaki kullanılan ektir. Burayı sileyim şimdi konumuz içerisinde olmadığı için. Dolayısıyla karboksit esterde oik asit kelimesini ya da ekini getireceğiz diyelim. Tabii ki iki tane varsa ne yapıyorduk? E, her daha önceki konularda yaptığımız gibi iki tane varsa dioik diyeceğiz yine 3 tane varsa trioik diyerek bunları da kullanmayı daha önceden bahsetmiştik. Şimdi hemen örneklerimizi uygulayalım ve böylece adlandırmayı da tamamlamış olalım. Bakın karboksil grubunu görüyorsun. Bunu şöyle de yazabilir gençler. Yani örnek olarak bunu şu şekilde de yazabilir. Açık haliyle de yazabilir. Burada kapalı olarak verilmiş. Buna da dikkat edelim. Her zaman burada COH'ı kapalı olarak göremezsiniz ama bunu silelim ve Şöyle eski haline getirelim. Bunu gördüğüm anda itibaren bunun karboksil asit olduğunu biliyorum. Yani mutlaka ne kullanmam gerekecek? O ikasit demem gerekecek. Ve numaralandırmaya nereden başlıyoruz? Karboksil grubunun yakın olduğu yüzden başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırdık. 3 nolu karbon önünde e, çift bağ var. Üzerinde bir dal yok. Baktığımız zaman 5 karbonlu bir zincir. Dolayısıyla burada e, okuyacağımız bir dal olmasın. Bu kısmı direkt geçip ne yapıyoruz? Zincirin adını yazıyoruz. 5 karbonlu bir zincir ve zincirimiz 5 karbon olduğuna göre 3 penten dememiz gerekir. Çünkü burada bakarsanız 3 nolu karbonun önünde çoklu bağ var. Burada karboksil grubunun yeni falan bir edindim. Zaten kenarda oluyor. O yüzden de 3 penten oik asit diyerek bunu da tamamlamış oluyoruz. Böylece birinci örneğimizi yapmış olduk. Bakın 1, 2, 3, 3 penten oik asit diyerek tamamlamış olduk. Yine aynı şekilde karboksil grubu var. Numaralandırmaya bakın. Dal üzeri, e, zincir üzerinde dallar var. Buradan aynı şekilde zinciri seçtik numaralandırmaya buradan başladık. 1, 2, 3, 4, 5. Dallarımız var 2 tane. E, alfabetik önceliğe göre bromu söylüyorum. 2 de brom var. 2 brom ya da broma da diyebiliriz. Yine aynı şekilde 3 hidroksi ve bunları yazdıktan sonra artık dalların yerlerini belirttik. Sonrasında ne yapıyoruz? zincirin adını yazıyoruz. 5 karbon olduğuna göre pentan diyoruz. Pentan ve sonuna oik asit getiriyoruz. Oik asit. Pentonoik asit. Bu ipak adıdır diye söyleyebiliriz. Yine burada iki tane COH grubumuz var. Yine numaralandırma falan yapmıyoruz. Direkt iki karbon olduğu için etan dioik asit diyerek bunu da adlandırıyoruz. Burada tek fark nedir? E, D kullandık. Yani iki tane COH grubu olduğu için, karbosil grubu olduğu için dioik yani etanoik asit demedik de etan dioik asit demiş olduk. Bir diğer örneğimizde de iki tane COH grubu var. Numaralandırıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve fonksiyonel grupların yerlerini bakın buraya 1 diyoruz. 1 ve 4 de var. 1, 4. 4 karbon olduğu için bütan, dioik, asit. Burada numaralandırma yapma çünkü burada bir olasılık yoktu. iki tane olduğu için yerleri belirli ama burada yerini belirtmemiz gerekiyor. Alttaki örneklere bakarsak genelde yine ÖSYM bu iskelet yapıyı çok tercih etmiyor ama kolaylık olsun diye biliyorsunuz kimyacılar böyle iskelet yapıyı kullanıyorlar. Burada neyi görmek lazım? Her köşenin bir karbon olduğunu görmek gerekir. Yine burada ne var? Bir dal olduğunu görüyorsunuz ve buna göre bakarsak buradan numaralandırdığımızda 1 2 3 4. Yani burada bir dal var. E, dalımızda da metil var. 3 metil yazıyoruz. 3 metil. Sonrasında 4 karbonlu bir zincir olduğunu görüyoruz ve karboksil asit olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla 3 metil bütan oik asit diyerek bunu da adlandırmış oluyoruz. Bu örneğe baktığımızda yine karbon, karbon, karbon uzun zincirleri gördüğünüz gibi değerlendirdik ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu karbon ve 5 nolu karbonda OH var. Hemen ne diyoruz? 5 hidroksi diyoruz. 5 hidroksi ve sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 hidroksi dedikten sonra 6 karbon olduğu için hexan, hexan, oik asit diyerek bunu da adlandırıyoruz. Hekzanoyik asit. Ve yine aynı şekilde bir karbon, bir karbon da burada var ve 1 2 3 4 karbon var. Burada tabii ki bir karbon yok. NH2 bağlı buraya. 4 nolu karbon NH2 olduğuna göre 4 amino diyoruz. Amino grubu bağlı ve sonrasında 4 karbon olduğuna göre hemen bütan diyoruz. Bütan ve oik asit getirerek bunu da adlandırmış oluyoruz. Yine burada baktığımız zaman bir benzen halkası var ki aromatik bileşiklerde bu adlandırmaları yaptık. Buna da asit taşıdığı için benzoik asit diyeceğiz. Benzoik asit. Ve yine aynı şekilde bu da e, baktığımızda karboksil grubu taşıyan bir benzen halkası. Önceliğimiz burada karboksil grubudur. Ve buradan başlıyoruz. 1, 2 diye. Ve 2 de hidroksi var. 2 hidroksi. Bunlar çok çıkacağına ihtimal vermiyorum ama bu salisilik asidi daha sonra detaylı olarak göreceğiz. O yüzden burada aldık. 2 hidroksi. İki hidroksi sonrasında benzoik asit olarak adlandırabiliriz. Benzoik asit. Böylece adlandırmalara örnekler verdik. Temel düzeyde yani şu seviyede adlandırmaları yapabildiğiniz andan itibaren zaten karboksitlerin adlandırmasını öğrenmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi konu ilerledikçe buralardan çok detaylı şeyler gelmesi beklenmez. Şimdiye kadar da çok fazla çıkmamıştır diyelim. Aşağıda adları verilen karboksilik asitlerin yarı açık formüllerini yazınız diyor. Hep söylüyoruz adı verilen bir maddenin açık halini yazmak daha kolaydır okumaktan. Çünkü ne yapıyoruz? Zaten sana yerlerini belirtmiş ve ne olduğunu da belirtmiş. Pentan oik asit diyor. Karboksil grubu taşıyan 5 karbonu bir yapıp Ne yapıyoruz? Hemen 1, 2, 3, 4, 5 tane karbonu yazıyoruz. Ve pentanoik asit dediğine göre son karbonu şöyle hemen bir karboksil grubu alalım. Şuna şu an ne yapmış olduk? Pentonik asit yazmış olduk. Tabii ki hidrojenleri daha sonra tamamlayacağız. Bir de ne diyor? 2,2 2, dimetil. 1, 2 nolu karbona geliyorum. Karboksil grubundan başlıyoruz biliyorsunuz. O yüzden buralara hemen metil bağlıyoruz. Böylece 2, 2 dimetil pentonik asit yazmış oluyoruz. Buraları da her zaman biliyorsunuz ki hidrojenlerle 4'e tamamlıyoruz. Bu şekilde her biri 4 olacak şekilde tamamlama yapıyoruz. Böylece ne yapmış olduk? 2,2 2, dimetil pentonik asit yazmış olduk. Diğer bir örneğimizde de 2 hidroksi butanoik asit diyor. Sondan başlıyoruz yine baktığımız zaman 4 karbonlu bir asit olduğunu görüyorum. 1, 2, 3, 4. Butanoik asit dediği için sonuna karboksil grubu bağlıyoruz. Ve 2'ye de 1, 2 nolu karbon burası olduğu için biliyoruz karboksil grubundan başlayalım. Burası 2 olduğuna göre buraya hemen bir hidroksi bağlıyorum. Böylece bunları da 4'e tamamlarsak CH2, CH3. Yani 2 hidroksi, Butanoik asidi yazmış olduk. Ben buraya yazmak istemiyorum. Hocam buraya yazsam bir şey olur mu diyenler oluyor bazen. Hiçbir şey olmaz. Zaten buraya gelmiş bir öğrenci, Zaten bunları aslında öğrenmiştir. Dolayısıyla buradaki COH grubunu ben bu tarafa yazdım. Sen bu tarafa yaz. Sonuç olarak fark eden bir şey olmayacak. Yani illa sağ tarafta olmak zorunda değil. Öyle de düşünebilirsiniz. Yani önemli olan numaralandırdığınızda yerlerin doğru olması diye söyleyelim. Böylece adlandırma ile ilgili etkinlik yaptık. Sırada e, yaygın adlandırması yani IUPAC e, dışındaki adlandırmaya geçiyoruz. Karboksil asitlerin yaygın adlandırması biraz daha farklı. Şimdiye kadar gördüğümüz diğer organik 5 sınıflarında bu tür bir adlandırma yapmamıştık. Bakın hemen bahsedelim. Diyor ki karboksil asitlerin yaygın adları vardır ve bu yöntemde bağlı grupların yerlerinin belirlenmesi için alfa, beta, gamma, delta ve epsilon şeklinde e, bir sembol kullanacağız. Ve tabii ki burada basitçe şöyle anlatabilirim. Karboksil grubundan sonra gelen karbon atomuna şunlar biliyorsunuz karbon atomları. Dolayısıyla karbon atomlarına ilkinden başlayarak alfa, beta, gamma karbon diye böyle semboller kullanıyoruz. Ve üzerindeki dalların yerlerini belirtirken 1, 2, 3, 4 diye numaralandırıp numaralandırmak yerine alfa, beta şeklinde ifade ediyoruz. Bakın bir örnek üzerine anlatayım. Burada bir karbon var. Bakın buralar karbon biliyorsunuz. Dolayısıyla normalde numaralandırsaydık bunun adı nedir diye bakarsak 1, 2, 3, 4 nolu karbonda amino var. Yani bunun IUPAC adı nedir? 4 aminodur. 4 amino ve 4 karbonlu olduğuna göre butanoik asit. Butan oik asittir. Bunun IUPAC adı. Yanına yazalım. IUPAC. Şey ne yaz? Yaygın adlandırmasını yapmak istiyorsan üzerinde bağlı olan grubu bu şekilde numaralayla belirtmiyoruz. Diyoruz ki şöyle siliyorum artık burayı ve Karboksil grubundan sonra gelen, şurası karboksil grubu. Karboksil grubundan sonra gelen şu karbonu ne diyeceğiz? Alfa karbonu, beta karbonu. Bunları fizik dersinden daha önce bilirsiniz. Alfa, beta, gama aşımaları var biliyorsunuz. Buraya da gama karbon diyeceğiz. Bu şekilde delta, epsilon diye devam ediyor. Yani bağlı olan grubumuz nerede? Gama karbonu. O yüzden de yazarken gama amino diyoruz. Ve sonrasında yazarken de burada karboksil grubuna denk gelen karbon sayısı 4 olduğu için 4 karbonlu asidin yaygın adını yazıyoruz. Ve 4 karbonlu asidin yaygın adı bütirik asittir. Bütirik asittir. Bakın burada demek ki öğrencilerimiz neyi bilmesi gerekiyor? Buradaki ilk 5 tane valerik asite kadar bakın şuraya kadar çizelim. İlk 5 e, asidimizin yaygın adını bileceğiz. Ve çok çıkar. Bu özellikle formik asit ve asetik asit. Çok da duymuşsunuzdur. Formaldehit ve asetaldehit de bahsetmiştik bunlardan bir karbonlu asidimizin adı metanoik asittir yufak adı ama özel adı formik asittir. Yine aynı şekilde iki karbonlu asidimiz etanoik asittir. İki karbonlu olduğu için etan sonra oik asit getiriyoruz ama yaygın adı da asetik asittir. Bunlar nereden geliyordu? Açil gruplarından gelen isimlerdi. Form, aset, e, propion, propiyon, ve valer eklerinden geliyordu. Daha önce bahsetmiştik aldehit ve ketonlarda. Yine aynı şekilde Proponik asit bakın 1, 2, 3 karbonlu iupak adı proponik asit ama yaygın ad dediği zaman propionik asit diyeceğiz. Yine aynı şekilde butanoik asit yerine 4 karbonlu e, karboksil asidin yaygın adı dediği zaman butirik asit daha değişiktir bunların yaygın adları. Pentonik asite de, de valerik asit diyeceğiz. Yani bu 5'ini bilmek durumundayız. Bilmek durumundayız derken kaynakların birçok kaynakta sol olarak bu 5 tanesi geliyor. O yüzden de karşılaştığımızda yapmak istiyorsak 5 karbonlu valerik asit, 4 karbonlu bütirik asit gibi yaygın adlarını bileceğiz ve e, İUPAK dışındaki adlandırmada bakın şu örnekte olduğu gibi buraya ne yazıyoruz? Bütirik asit yazıyoruz. Bakın buraya bir örnek daha yapalım. Şöyle bu sefer karbonu şeklinde yazayım. CH3 CH2 şöyle CH diye yazalım. Bakın şöyle 5 karbonlu olsun. Şuraya bir OH ekleyelim. Buraya bir dal olarak CH3 ekleyelim. Yine buraya bir C2H5 ekleyelim. Ve böylece şuraları da ne yapalım? Tamamlamış olalım. Baktığımız zaman şu an yazdığımızda hidrojen sayıları tamam. Ve şimdi ne yapacağız? Diyelim ki bunun yaygın adlandırmasını bize istediler. Hemen karboksil grubundan sonra gelen karbon atomuna alfa karbonu, beta karbonu diyerek bu şekilde e, semboller kullanıyoruz. Bunları yazmamıza gerekiyor çünkü burada bir dal yok. Uzun zinciri seçtiniz ve artık bu iki tane dalı belirtirken ne yapacaksınız? Alfa beta şeklinde yazacaksınız. Yani bakın buraya ne yazacağım şimdi alfa ve beta olduğu için tabii ki kuralımız yine atlamayalım kuralımızı. Alfabetik öncelik var. Önce etil yazacağım. Beta etil yine aynı şekilde yazalım. Beta etil ve sonrasında yine aynı şekilde alfa karbonunda alfa metil, alfa metil sonrasında 5 karbon olduğu için valerik asit. O yüzden de buraya alfa metil yazdıktan sonra valerik asit diyoruz. Valerik asit. Bu şekilde bir adlandırma da var. Bana kalırsa çıkar mı? Çıkmaz ama kaynaklarda çıktığı zaman yapmanız gerekiyor. Yani bu alfa beta adlandırması biraz farklı. Öğrencilerimiz sadece alfa betayı hatırlıyorlar ama şuradan başlamak durumunda kalabiliyorlar. Bunu unutmuyoruz. Bu karboksil grubundaki karbondan değil, bir sonraki karbondan başlayarak alfa beta gamma diye söylüyoruz. Bunu da unutmayalım. Karboksil asitlerin özellikleri sevgili gençler. Özelliklerine gelirsek hemen. Bütün organik bileşiklerde anlattığımız gibi polarlığından suda çözüm çözülmemesinden moleküller arası etkileşimden bahsedeceğiz. Bildiğiniz özellikler diye düşünüyorum. Karboksil asitler polar maddelerdir ki molekül şeklinde yani şu COH'ın açık halini düşünürsek karbonil grubu taşıyor sonuçta. Dolayısıyla bu yapıda maddenin karbonil grubu taşıyanlar için zaten ne demiştik? Polar maddeler demiştik. Oksijen üzerindeki bu kısım, yine aynı şekilde buradaki kısımlar yeterince herhalde polarlık göstergesidir bizim için. Dolayısıyla Karboksil asitler polar maddelerdir diyebiliriz. E Şimdi polardan yola çıkarak biz birçok şeyi söyleyebiliyoruz. Ne diyebiliyoruz? E, suda çözünür diyoruz. Dipol-dipol e, etkileşim var diyoruz. E, bunları tek tek nereden anlıyoruz? E, polar maddeden anlıyoruz. Dolayısıyla bunu unutmayacağız. Karboksil asitler polar maddelerdir. Birbirleriyle ve suyla hidrojen bağları oluştururlar ki bunu hepsine söylüyoruz. Burada önemli olan kendi kendi yani kendi moleküller arasında da hidrojen bağ yapabilmesi, bir de e, suyla yapabilmesi. Bu da önemli. Ee, ne demiştik? Alkoller yine e, hidrojen bağı yapar. Aldeit ve ketonlar e, hidrojen bağı yapamaz ama su ile hidrojen bağı yapar gibi bu açıklamaları tek tek söylemiştik. Yani buradaki hem birbirleriyle hem de su ile hidrojen bağı yaptığını unutmayacağız. Ve yine bu nedenle bakın burası önemli. Aynı karbon sayılı eter, alkol, aldeit, keton ve hidrokarbonlardan daha yüksek erime ve kaynama noktasına sahiptir diye söylüyoruz. Eterlerde hidrojen bağı yoktu. Alkollerde hidrojen bağı vardı. Aldeit ve ketonlarda hidrojen bağı yoktu. Ve hidrokarbonlar zaten London etkileşimlerine sahipler. Bunları hatırlamanız gerekiyor. Dolayısıyla burada ne demiştik? Erime kaynama noktası yani bize erime noktası kaynama noktası sorulduğu zaman öğrencilerimizin aklına ilk önce ne gelecek? arası etkileşimler gelecek. Yani Van der Waals ve hidrojen bağlarına bakacağız. Kimdeki etkileşim daha fazla? Dipol dipol biliyorsunuz güçlüdür ama hidrojen en güçsüzdür ya da eee hidrojen en güçlü derken bir de en zayıf olan London etki etkileşimlerinden bahsetmiştik. Yani indüklenmiş dipol indüklenmişler. Bunları hatırlamanız gerekiyor. Ve buna göre burada en önemli noktaya geleceğiz. Bakın burada sorularda hep şunu soracaklarsa alkolde de hidrojen bağı vardır. Karboksil asitte de, de hidrojen bağı vardır. Ama karboksil asitlerin e, kaynama noktası alkollerden daha yüksektir. Bu karşılaştırma çok gelecek. Buradaki nedeni de bilmemiz gerekiyor. Bakın not olarak yazdık buraya. Karboksil asit molekülleri kendi içlerinde dimerleşerek birden fazla hidrojen bağı yaparlar. Bakın şuradaki gördüğümüz yapıya dikkat edin. CH-COOH yani asetik asitle diğer asetik asit arasındaki şu dimerleşmeye bakın. Hem buradan bağlanıyor hem de buradan bağlanıyor ve karboksil asit dimer yapıda. Böyle ikili moleküler halinde olmuş gibi düşünebilirsiniz. Buna dimerleşme diyoruz. İşte bu dimerleşmeden dolayı hidrojen bağı yapan alkollerden yani karboksil asitlerle Alkolleri kıyasladığımızda ikisinde de hidrojen bağı var ama karboksit asitlerin alkollerden daha yüksek olması nedenini dimer yapıyla açıklayabiliyoruz. Ve bunu unutmuyoruz sevgili gençler. Ve yine aynı şekilde başka bir özellik olarak bu sonuçta bunlar bir asit, zayıf asitler. Bazılarla asitler biliyorsunuz bazılarla tepkimeye gelir. Dolayısıyla bazılarla nötrleşme tepkimesi vererek karboksit asitlerin tuzlarını oluştururlar diye buraya yazmışız. RCOH artı NaOH eşittir gördüğünüz gibi. Burada bir zayıf asit olan organik asitimiz de tepkimeye tepkime girmiş ve bu karboksil asitin solcum tuzunu oluşturmuş diye söyleyelim ve artısı olarak çıkmış. Burada bilmemiz gereken karboksil asitler bazılarla nötrleşme tepkimesi verir diye testlerde karşımıza gelecek. Bir diğer özelliğimiz ise yine az önce polarlıktan bahsetmiştik. Karboksil asitler polar olduğuna göre suda çözünürler ve ilk dört üyesi su ile her oranda karışır. Yani çözünürlüğü için çok büyük oranda karışırlar diyebiliriz ve karbon zinciri arttıkça sudaki çözünlük azalır ki bunu aldehitlerde de söyledik alkollerde de söyledik yani hepsinde söylüyoruz. Burada karbon sayısının artması neyi arttırıyor? Şuradaki şurayı bölersek şurası COH grubudur. Yani polar kısımdır. Şurası ise apolar kısım yani karbon ve hidrojenle oluşan kısım. Dolayısıyla buradaki hidrofobik kısım yani su sevmeyen apolar kısım artmış oluyor. O yüzden de kıyaslama yaparsak CH3COH maddesiyle e, CH3 CH2COOH maddesini kıyaslarsak yani etanoik asitle proponoik asidi kıyaslarsak buradaki çözünürlüğün daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü buradaki hidrofob kısım 2 karbonlu ya da 1 karbon diyelim, 2 karbon diyelim şurası çünkü. Şu, e, COH kendi başına bir hidrofil kısımdır. Şurası 1 karbonlu, şurası 2 karbonlu. Yani hidrofob kısmın artması çözünürlüğü ne yapıyor? Azaltıyor diye söyleyelim. O yüzden de Demek ki karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlük azalır diye söyleyelim. Ve yine az önce söylemiştik karboksit asitler zayıf asitlerdir. Suda kısmen iyonlaşırlar ki denge konusunda biliyorsunuz bunları çok fazla kullanıyoruz. Asitik asitin denge tepkimesinde suda yüzde yüz Eğer yüzde yüz iyonlaşsaydı ne olurdu? Tek ok kullanıyorduk. E, çift olduğu zaman denge tepkimesiydi. Yani çift yönlü bir denge olduğunu söyleyebiliyorduk. Yani bu bir molarsa bunun bir molar olmadığını söyleyebiliriz çünkü %100 iyonlaşmıyor diye söyleyelim. Ve yine aynı şekilde başka bir özellik olarak burada hem fiziksel hem kimyasal özelliklerini beraber bütün özelliklerini göstermeye çalıştık. Zaten birkaç tane özellikten sonra bitmiş oluyor. E ee, karboksil asitler lityum alüminyum hidrür gibi kuvvetli indirgen maddelerle önce aldehitlere sonra primer alkolleri oluşturur demiş. Yani indirgenir. Bakın bunu birçok kez yazdık hatta biz şöyle yazmıştık. Alkollere geldiğimizde demiştik ki birincil alkoller demiştik. Bir derece yükseltkendiğinde oksidasyon demiştik. Ne yapıyordu? Aldeitlere yükseltgeniyordu. Yine aynı şekilde aldeitlere geldiğimizde demiştik ki bir derece yükseltkendiğinde karboksil asitlere yükseltkenir. E şimdi aynı olaya bakın. karboksil asitler diyor kuvvetli indirgenler ile önce aldeitlere yani bu tarafa doğru ok yapacağız. Bu tarafa doğru önce aldeitlere sonra iki kademe ile primel alkollerini ne yapabilir? indirgenebilir. Demek ki karboksilasitlerden aldehit ve primer alkol elde etmek mümkündür diyelim. Burada dediğimiz gibi çok tepkimenin ara basamağının nasıl gerçekten çok önemli yok ama şunu söyleyebiliriz. Yani şimdi iki karbonlu bir karboksil asit ch COH maddesi yani etanoik asitten ne elde edersin? Etanol elde edersin. Etanoldan ne elde edersin? Etil alkol elde edersin. Yani burada karbon sayısına isimleri de az çok tahmin etmeniz sizden beklenebilir diyelim. Yine başka bir tepkime ki bu esterler konusunda belki de en fazla değineceğimiz tepkimedir. alkollerle kondensasyon tepkimesi vererek esterleri oluştururlar. Yani karboksil asitler alkollerle bir araya geldiğinde birleşiyorlar ki ester konusunun tepkimesidir. Esterle de bir tane tepkime öğreneceksiniz o da bu. Ama buradan bahsediyoruz çünkü hem alkol hem de karboksil bir araya geldiğinde beraber bir kondensasyon tepkimesi sonucunda yapısındaki OH'ı ve alkoldeki H'ı Birleştiriyoruz. Su olarak ayırıyoruz. Ve geriye kalan kısım birleşerek bir esteri oluşturuyor sevgili gençler. Bu da yine esterlerde anlatacağımız bir tepkime. Şu an sadece şunu söyleyelim. Karboksil asitlerle alkoller tepkime girdiğinde asitik ortamda ester oluştururlar. Yani esterleşme tepkimesi gerçekleşir diyelim. Ve yine aynı şekilde aynı karbon sayılı karboksil asitlerle esterler fonksiyonel grup izomerisi. Buralar çok artık detaya girmiyorum çünkü... E, fonksiyonel grup izomerisinden alkol eterlerde e, çok bahsettik. Aldehit ketonlarda yine bahsettik. Bunlar neydi? Hep ne yapıyorduk? Karboksil asitlerle esterler birbirinin fonksiyonel grup izomeri ki ben kalple gösteriyorum bunları. Yani kapalı formülleri aynı ama fonksiyonel grupları farklı. Birinde karboksil grubu var. Birinde de e, burayı yanlış almış sevgili gençler. Şurayı düzeltelim hemen. Şurada olacak. Biliyorsunuz esterler RCOO Şuraya Şurayı düzelttik. Dolayısıyla birinde karboksil grubu var. Birinde de CO grubu var. Şöyle alalım. Burada baktığımız zaman sevgili gençler bunların fonksiyonel gruplarının farklı olduğunu söyleyebiliriz. Kapalı formülleri aynı olduğuna göre bunlar birbirinesidir. Yapı izomeridir. Ama isim istersek ne izomeridir diye daha detaylı istersek fonksiyonel grup izomeridir diye söyleyeceğiz. Burada tabi detay olarak şunu da bilmemiz lazım. Evet fonksiyonel grup izomeriler ama bir karbonlu karboksil asit varken karboksil asitler için şöyle diyelim. Karboksil asitlerin en küçük üyesi bir karbonudur. Esterlerin en küçük üyesi iki karbondur. O yüzden de iki karbonlu esterle bir karbonlu karboksil asit olduğu için karboksil asitlerde bir karbonlu olan formik asitin HCO e, OH yani formik asitin nesi yoktur? Fonksiyonel grup izomerisi yoktur. Çünkü karşılığı olan bir ester yok. Esterle en az iki karbon olur. Yani şöyle Yapabiliriz hemen en küçük esteri de yazalım. Bu da en küçük esterdir. Adlandırmayı daha sonra öğreneceksin ester konusunda metil, metan oat diye bunları da adlandıracağız. Dolayısıyla formik asitin karşılığı yoktur ama etanoyuk asidin karşılığı bakın burada vardır diyebiliriz yani iki karbonlu asidin karşılığı vardır. Ya asitleri ise sevgili gençler yine karboksil asitlerin sınıflandırmasına bahsetmiştik. Oksijen asitler, amino asitler ve yağ asitleri olarak değerlendirmiştik. Yağ asitlerinde karbon sayısı en az 4 olacak ve çift sayılı olacak. Ve düz zincirli monokarbonsit asitlere yağ asitleri diyoruz. Ve yağ asitlerin yapısında eğer karbon-karbon bağı varsa bunlar doymamış olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla karbon-karbon bağının durumuna göre doymuş ve doymamış olarak değerlendirebiliyoruz. Dolayısıyla zincire baktığımızda karbonlar arasında bu şekilde pi bağı taşıyan görürsek e, doymamış olduğunu anlayacağız Karbon arasında tekli bağ varsa o zaman da doymuş yağ asit olarak sınıflandırabiliyoruz Demek ki yağ asitleri doymuş ve doymamış olarak sınıflandırılabiliyor Yani katı yağlar ve sıvı yağlar gibi düşünebiliriz Doymamış yağ asitleri için bakın Karbon zincirinde diyor pi bağ bulunan yağlara doymamış yağ denir Doymamış yağ asitleri vücudun üretemediği ancak ihtiyaç duyduğu yağ asitleridir Bitkisel kaynaklı bu yağlar diyor vücudun kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur bu tarz bilgiler daha çok aslında biyolojide soruluyor ama burada da yine yağ asitlerinden biraz özellik olarak bahsetmiş diyelim. Bizim burada görmemiz gereken yağ asitlerinin aslında bir karboksilik asit olduğunu görmemiz. Adı üzerine zaten asit kelimesi geçiyor. Oradan zaten hatırlarsınız. Doymuş yağ asiti ile doymamış yağ asit arasındaki farkı da bilmemiz gerekiyor. O nedir? Karbon zincirinde pi bağı bulunmayan yağ olarak doymuş yağ denir. Tabii ki burada şuna dikkat edeceğiz. Yani zincir üzerinde e, pi bağı olmayacak. Karbonil şu karboksil grubunda şurada tabii ki bir pi bağı var ama ne diyoruz burada? Karbon zincirinde pi bağı bulunmayan. Burada karbonla oksijen arasında e, pi bağı bulunabilir. Bunu bazen sorularda öğrenci hocam burada pi bağı var diye söylüyor ama bunu kastetmiyoruz. Burada karbon zincir yani şuralarda pi bağı bulunmayan yağlara doymuş yağ diyoruz. Yaygın olarak kullanılan doymuş yağ sitelerinde diyor. 12-18 arasında çift sayıda karbon atomu bulunur ki burada örneklerini var. Birazdan okuyacağız. Doymuş yağ asitleri, doymamış yağ asitlerinin hidrojen katarak doyurulmasından elde edilen katı haldeki maddelerdir diye söyleyelim. Bazen de testlerde şunu gördük. size verilen bir formülün doymuş mu doymamış mı olduğunu sorabiliyor. Bunu anlamak için de sevgili gençler ReOCOH yapısına bakacağız. Yani şuradaki yapıya bakacağız. Buradaki yapı eğer cnh 2 artı 1 yani alkil grubu gibi ise biliyorsunuz alkil grupları alkanlardan CNH üçgen artı 2'den bir yüzden çıkmış halidir. CNH üçgen artı 1'e uyuyorsa doymuştur. Uymuyorsa doymamıştır. Bakın 11'in 2 katının bir fazlası mı? 11, 2 katı 22, bir fazla 23. Yani bu doymuştur. 15, 30, bir fazlası 31. Doymuş. 17, 34, bir fazla. 17, 34, bir eksik. Yani bu doymamıştır diyebiliriz. Ve yine aynı şekilde 17, 34, 33, 32, 31. Yani bu da yine doymamıştı. Demek ki burada oleik asit ve linoleik asitin doymamış yağ asitleri olduğunu söyleyebiliriz ama laurik asit, palmitik asit ve sterik doymuş olduğunu söyleyelim. Ama dediğimiz gibi bunların formülleri çok fazla sorulmaz. Yani aşağıdakilerden hangisi linoleik asittir? Böyle acımasız sorular olmaz o yüzden bunları çok ezberlemenizi tavsiye etmiyoruz. O yüzden de bunu da söyledikten sonra hemen geçiyoruz. Evet, sabunlaşma tepkimesinden de bahsedelim. Ya yani esterlerde de bahsedeceğiz sevgili gençler. Sonrasında ee, önemli karboksilasitlerden bahsedeceğiz ve iki tane rehber söyle artık konuyu bitireceğiz. Sabunlaşma tepkimesi sabun biliyorsunuz ki e, hayatımızın olmazsa olmaz maddelerinden bir tanesi. Özellikle bu pandemi döneminde çok fazla kullanıyoruz. Sabun yağ asitlerinin diyor sodyum ve potasyum tuzudur. Ki TET çalışanlar da bunları bilirler. E, sodyum ve potasyum tuzlarına e, sabun diyoruz ve burada tabii ki demek ki yağ asidi gene e, devrede gördüğünüz gibi yağ asidi kullanarak sabun üretebiliyoruz. Bitkisel ve hayvansal yağların diyor kuvvetli bazlarla karıştırarak uygun sıcakta ısıtılmasıyla oluşan tuza sabun. Bu olayda sabunlaşma denir. Ve bu işlem sırasında diyor yağlar kendisine oluşan yağ asitlerine ve gliserine parçalanmaktadır diyor. E şimdi baktığımız zaman şurada gördüğümüz gliserin sterat yani yağ. E, sodyum hidroksit yani e, kostik dediğimiz kuvvetli bazla tepkimeye girdiğinde burada bir e, sodyum serat dediğimiz katı sabun oluşuyor. Ve burada bir yan ürün olarak da gliserini oluşturabiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu iki tepkim arasında şöyle bir fark da görmemiz lazım. Birinde NAVH kullanmışız, birinde KOH kullanmışız. Kullandığımız madde aynı yağ olarak gliseri serat kullanıyoruz. Birinde katı sabun yani beyaz sabun dediğimiz sabun oluşuyor, sert sabun. Birinde de Arap sabunu biraz daha yumuşak ve çabuk, e, çok köpüren. Bir madde olarak düşünebilirsiniz. Yani potasyum ve sodyum kullanını farklı bir sabun üretmiş oluyorsunuz. Ya asitler diyor bakın bunu burada okuyalım. Kullanılan sodyum hidroksit veya potasyum hidroksite göre diyor sodyum potasyum tuzuna dönüşmektedir. Ve gliserin yan ürünü oluşmaktadır. Yani burada kullanılan bazın da oluşturulan sabunda bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu sabunlaşma tepkimesini esterler konusunda tekrar anlatacağız. Sonuçta şu bir esterdir sevgili gençler. O yüzden burada sadece bilmeniz gereken sabunun yağ asitlerinin sodyum potasyum tuzu olduğunu bilelim ve e, sodyum ve potasyuma göre farklı sabunlar oluştuğunu e, görmemiz gerekiyor. Evet önemli karboksilik asitler ve kullanım alanları yine bunlar da soru olarak karşımıza gelebiliyor. E, biraz bilgi sorusudur ama e, birçoğunu aslında e, duydunuz ve duymaya da devam edeceksiniz. Mesela ilk ve en basit üyemiz olan formik asit yani şuraya yazarsak HCOOH yani formik asit en küçük karboksil asitimizdir. Diğer bir üyüpak adıyla Metonik asittir. Tek karbonlu karboksil asidimizdir. Karınca salgısında ve ısırgan otunda bulunur diyor ki fotoğraflarımız zaten onun için özenle seçilmiş gördüğünüz gibi. Isırgan otunu hemen hemen hepimiz zaten biliyoruz. Biraz dokunduğumuzda yakan bir maddedir diye söyleyelim. Ve burada şunu yine ileride belki karşımıza gelecek ama şunu asla unutmayın sevgili gençler. Formik asitle özel bir durum var. Nasıl bir özel bir durum var? Formik asit Şuradaki hem karboksil grubu taşıyor. Bakın şöyle ayırıyorum. Hem karboksil şurayı silelim bakın karışmasın. Hem de aldehit grubu taşıyor. Bakın şurası aldehitlerde ne vardı? R, C, O, H. Bakın şurası aldehit grubuydu. Dolayısıyla C, O, H. Bakın şurada şu taraf aldehit grubu, şu taraf karboksil grubu. O yüzden de sadece karboksil asitlerde formik asite özgü olarak formik asit buraya artı olarak belirteceğim. Şuraya yazacağım. Şuraya yazalım. Burada aldehitlerin verdiği tolens ve ile biliyorsunuz ki bunları duyduğunuz önce aldehitler tolens ve Fehling'de yükseltgenme tepkimesi verir. O yüzden de formik asit tolens ve Fehling'de tepkimeye girer ve yükseltgenme tepkimesi verir diye bunu mutlaka bileceğiz. Yani aldehitlerin verdiği tepkimeyi verir diye bileceğiz ama asitik asitin öyle bir özelliği yok. Çünkü asitik asitte böyle bir H olmayacak. Dolayısıyla sadece karboksil grubu taşıyor gibi düşünmemiz gerekiyor. O yüzden bu notu da unutmuyoruz. Demek ki hem aldehit grubu hem de karboksil grubu taşıyor diye bileceğiz. Asetik asite gelirsek diğer bir adıyla etanoik asit. Sirkenin keskin kokusunu ve ekşi tadını veren asittir diyor. Sirke asit olarak bilinir biliyorsunuz. Ve yine suda iyi çözünür. Çaydanlıklarda biliyorsunuz bazen zaman zaman e, sirkeyle temizleyebiliyoruz. Çaydanlıklarda biriken kirecin ve cam yüzeylerin temizlenmesine kullanılır diyor gıda sektöründe katkı maddesi olarak kullanılır. Asitik asidin formülünü yine buraya yazalım. Evet böylece en önemli iki tane karboksil asitten de bahsetmiş olduk. Yine birkaç tane daha öğreneceğiz. Hemen onları da görelim. Salisilik asit yine söğüt ağacından elde edilen ki söğüt ağacının fotoğrafı da burada var ve aspirin üretiminde kullanılıyor. Söğüt ağacından elde edilen salisilik asit sağlığa faydalıdır diyor ve formülde yine burada var adlandırmada bahsetmiştik. 2 hidroksi benzoik asit diye adlandırmıştık. bazı ağrı kesici ve ateş düşücü ilaçlarda etken madde olarak görev alır. Bakın şurada yazıyor asit olarak asitil salisil. Yani e, salisilik asit kullanılıyor. Ayrıca cilt sağlığı ve kozmetik alanlarında sıklıkla kullanılıyor. Hep söylüyorum çok fazla ÖSYM'nin tercih ettiği bilgi değildir bu. Yani aşağıdakiler hangisi işte salisilik asitin özelliklerindendir gibi bir cümle ya da bir soru olmuyor genelde. Ama Burada şunu bilelim. Sarı salisilik asit söğüt elde edilen bir karboksilik asittir diye bilelim. Yine sitrik asit limon tuzu olarak bilinir. Meyvelerde bol miktarda bulunur diyor. Gıda, tarım, ilaç ve içecek sektöründe ayrıca metal üretiminin işlenmesinde kullanılmaktadır. Bakın formüllerini bunları yazmıyorum artık. Burada yine burada hazır olarak var ama sitrik asitin formülü nedir diye bilmek zorunda değilsiniz sevgili gençler. Yani çok bu şekilde ezber bir işin ne kadar hiçbir zaman çıkmadı. Dolayısıyla testlerde sorulursa da Sadece size silik asitin ne olduğunu tanıtmak içindir diye söyleyelim. Evet malik asit, folik asit ve benzoik asit bunlardan da bahsedelim. Sonra iki rehber soru çekeceğiz. Malik asit bu genelde e, TET'de falan hep söylüyoruz. Buradaki mağazadan hatırlıyoruz genelde. Bir e, elma aklımıza geliyordu. Elmada bulunan asitti. Meyve asididir ve en çok elmada ve özellikle ekşimsi meyvelerde bulunur diyor. Muz, kiraz, üzüm, kayısı gibi sağlığa faydalıdır diye söyleyelim. Folik asit kan yapımında yeni hücre oluşumunda ve hücrelerin yaşamına devam etmesine DNA ve RNA üretiminde kullanılan bir vitamindir diyor. Ve daha çok hamile ve çocuklar ihtiyaç duymaktadır. Özellikle hamilelik döneminde zaman zaman doktorlar folik asit takviyesi yaparlar hap şeklinde. Genellikle koyu yeşil yapraklı sebzelerde ve bazı tarlalarda diyor portakal, muz, limon, çilek gibi meyvelerde ve besinlerde bulunur diyor. Zaten burada fotoğrafta hemen, hemen her şeyi yazmış. Dolayısıyla neyde var, fındıklama var, şunlara var diye aklında tutmaya gerek yok. Ama folik asit de yine karboksil asitlerin e, bilinen asitlerinden bir tanesi diye söyleyelim. Benzoik asit bu testlerde daha fazla gelenlerden bir tanesi. E, bunun şöyle bir özelliği var. E, özellikle benzoik asit onun tuzu yani benzoatlar mikroorganizmaları öldürücü etkiye sahiptir o yüzden de gıdalarda e, koruyucu katkı maddesi olarak kullanılıyor. Yani böyle meyve suyu reçel gibi böyle hazır gıdaların içerisinde e, üretiminde bunlar katkı maddesi olarak kullanılabiliyor. Gıda üretimde kullanılan katkı maddelerinden biridir diye zaten burada belirtmiş ki benzoik asitin formülü yine ne yapmıştık? Şöyle buraya tekrar çizelim. Şuraya bir COH geldiği zaman artık bu benzoik asitti. Burada tabii ki buraya hidrojen yerine Na geldiği zaman benzoat oluşmuş olur. Yani benzoik asitin tuzu gibi düşünebilirsiniz. Böylece bilmemiz gereken karboksilik asitlerin örneklerini vermiş olduk. İki tane rehber soruyla öğrendiklerimizi soruda tekrar edelim ve böylece karboksilik asitleri de bitirmiş olalım. Diyor ki karboksil asitlerin ilk üyesi için hangileri doğrudur? Karboksilik desek daha doğru olur ama eskiden hep karboksili diyorduk. Karboksil asitlerin ilk üyesi için hangileri doğrudur diyor. Yaygın adı formik asittir. İlk üyeden bahsettiğine göre aklımıza kim gelecek? Tabii ki bir karbonlu formik asit ya da diğer bir adıyla metanoik asit gelecek. O yüzden de hemen buraya ne yapıyoruz? Hidrojen getiriyoruz. Ve yaygın adı formik asittir. Doğru. İyupak adı bir karbon olduğu için en küçük üye metanoik asittir. Doğru. O zaman bunlara doğrudur diyelim. Hem aldehit hem de karboksil grubu içerir. Az önce özellikle anlattım formik asit bölümünde. Aldehit ve karboksil grubu içerir. Bu önemli bir özellikti. Doğrudur. İndirgendiğinde form dönüşür diyor. Dolayısıyla karboksil asitler yine özellikle olarak bahsetmiştik. İndirgenli aldehit yine indirgenliğinde primer alkolüle dönüşüyordu. Bu da bir karbon olduğuna göre bir karbonlu asit bir indirgenli bir karbonlu formaldehite dönüşür. Yani doğrudur ısırgan otunda bulunur diyor. Yine ısırgan otu ve karıncalarda bulunuyordu. Doğrudur. Tolens ve çözeltiyle tepkime vermez diyor. Bu aldehit grubu taşıdığı için tepkime verir. Sadece ilk üye yani buna özgü bir şeydi. O yüzden bunu unutmuyoruz. Buna yanlış diyeceğiz. Fonksiyonel grup izomerisi yoktur diyor. Evet bir karbonların fonksiyonel grup izomerisi yoktur. Yani bu şekilde hem formik asit hem de karbosil asitlerin özelliklerini tekrar etmiş olduk. Karboksilik asitlerle ilgili aşağıdaki yargıları doğru ve yanlış olarak değerlendirin diyor. Yine burada öğrendiklerimizi artık iyice toparlamak için bu tarz soruları biliyorsunuz konunun sonuna ekliyorum. Hemen bakıyoruz diyor ki karboksil asitlerle ilgili bir soru. Genel formülleri CNH O2'dir diyor. Tabii ki doğrudur çünkü karboksil asit ve esterlerin genel formülü buna uygundur diyelim. Monokarboksil asitler de böyle. Kaynama noktaları aynı karbon sayı hidrokarbonlardan yüksektir. Hidrokarbonlar apolar olduklarına göre evet yüksektir. Kaynama noktaları doğrudur. Yine aynı şekilde çünkü kendileri dimer yapı ve hidrojen bağı taşıyor. Karbon sayısı aynı olanlar tabii ki büyüdür. Hatta ne demiştik? Alkollerden, esterlerden, aldehit ketonlardan hepsinden daha yüksektir demiştik. Tabii ki karbon sayıları aynı olmak ya da birbirine yakın olmak koşuluyla. Bazılara tepkim verir diyor. Evet zayıf asit de olsalar sonuçta asitlerle bazılar tepkime verir. Metallerle tepkime vermez diyor. Asitler metallerle tepkime verir. Yani bu yanlış olmuş. Sonuçta asitler aktif metallerle tepkime giriyor. Çok kesin bir yargı diye söylemiyorum ama tabii ki pasif metallerle vermez ama aktif metallerle tepkime verir. O yüzden vermezler için yanlış olmuş. Uygun şartlarda sekonder alkolü indirgenir diyor. Karboksil asitler primer alkolü indirgenir. O yüzden bu yanlış olmuş sevgili gençler. Yine Aynı karbon sayılı esterlerle izomerdirler. Evet, fonksiyonel grup izomerisidir hatta izomerdirler. Bir de fonksiyonel grup izomerisidir. Yani bu da doğru olmuş sevgili gençler. Bunları böyle biz kendimiz hazırlayalım. Doğrudur. Ve kendi moleküller arasında hidrojen bağı vardır. Hem kendi moleküller arasında hem de suyla hidrojen bağı vardır demiştik. Dimer yapıda oluşturuyor. Suda iyi çözünür diyor. Evet, ilk dört üyesi çok iyi oranda çözünür. Evet, karbon sayısı artırır çözünürlük azalır demiştik. Kuvvetli asit özelliği gösterir diyor. Zayıf asit özelliği gösterir. O yüzden bu yanlış olmuş diyelim. Böylece e, yani şöyle bir toparlarsak sevgili gençler. Karboksit esterle ilgili bilmeniz gereken özellikler burada aslında tek tek karşımıza gelmiş. Bunlar size ayrı ayrı sorularda e, öncülü soru olarak şıklı soru olarak gelecektir. Ama buradaki maddeleri tek tek hatırlamanız gerekecek. Burada özellikle formik asitin özel durumunu hem... E hem de karboksil grubu taşıdığını unutmamamız gerekiyor. Bunun dışında e, dimer yapıyı e, bilmemiz gerekiyor. Böylece karboksil esterle ilgili bilmemiz gereken noktaları anlatmış olduk. E, soru çözüm videosunda izlerseniz zaten hep soruların benzer olduğunu göreceksiniz. Yani bu kısımlar artık e, az sayıda bilgi ölçüyor. Çünkü müfredat azaltıldı diyoruz sürekli. O yüzden çok korkmayalım ve zaten organik kimyan sonuna geldiniz. E, biraz soru çözerek bu konuyu hemen bitirebilirsiniz diyelim ve Hepinize başarılar dilerim sevgili gençler. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere.